Herkese merhaba, kahve masasına hoş geldiniz. Ben İsmail Gökçen. Bugün Minus Van Coffee'den Tanzanya Mbia demleyeceğiz. Kahvemizi demledik. Bugün yepyeni bir kavurucu ile birlikteyiz. Minus One Coffee. Aslında belki çoğu kişi devre demleyicilerden çoğu tanıyor. Sevgili Yasemin Hanım ve eşinin tarafından açılan bir ev demleyicisinin hobisini işe dönüştürmesiyle başlayan bir macera. Sağ olsun kendileri de bizlere denememiz için kahvelerini göndermişler. Demledik. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Gerçekten bir ev demleyicisi olup daha sonra profesyonel olmak bazı riskler de barındırıyor. Çünkü eleştiriye çok açık olmanız lazım. Benim en çok hoşuma giden ve hani elime aldığım anda anlayabiliyorsunuz. Bir ev demleyicisi tarafından kurulan bir firma olduğunu anlayabiliyor musunuz? Nasıl mı? Kendisi şöyle bir kart göndermiş. Sağ olsun yılbaşı kartı göndermiş. Onun arkasında mesela yani şöyle söyleyeyim. Bizim kavurculardan özellikle kahve masası yayınlarını takip edenler bilir. Her zaman söylediğimiz bir şey var. İşte su olsun, demleme çetesini çok talep eder. İşte su olsun, çok fazla kullanılan işte komandant olur, timer olur. Bunlar için demleme klik sayısı olabilir. Bunları çok istiyoruz. Sulardan sürekli bahsediyoruz. Hangi suyu kullanalım diye soruyoruz. Ve bir başlangıç çeşitlisi kendilerine talep ediyoruz. Bugün gerçekten şu şeye baktığım zaman, Yasemin Hanım ve eşinin gönderdiği kağıda baktığım zaman gönderdikleri iki kahve içinde bütün bilgileri yazmışlar. Ben de bugün onların tarifiyle denedim. Yaklaşık bir 10 saniye kadar benim daha sonra bitti tarifim ama genel reçeteyle uyduğumu düşünüyorum. Şimdi tadımı yaptığım zaman gerçekten tatlı ve dengeli bir kahve olduğunu söyleyebilirim. Tanzanya kahvesini daha önce farklı kavurculardan da denedim. Bu kahvede benim için öne çıkan tadım notası ise daha çok böyle narenciye tatları oldu. Sıcakken narenciye tatları oldu. Asiste kendini belli ediyor. Şunu söyleyebilirim. Bilmiyorum daha önce içirdiniz mi? Turunç asitesi var. Biraz daha böyle hafiften böyle asitesi biraz daha yoğun bir meyvedir turunç. Hani çok fazla tüketilen bir şey. Genelde reçeli falan yapar ama onun tadına baktıysanız biraz daha böyle turunç asitesi. Belki biraz kan portakalı asitesi olduğunu söyleyebiliriz. Bitişi ise hani her böyle dengeli bir bitişi, tatlı bir bitişi var ama böyle çok hafif bir ceviz aldım ben. Ceviz tadı aldım. Böyle tatlı bir yeşil ceviz tadı aldım. Onu söyleyebilirim. Bir ev demleyicisi olarak ben de Yasemin Hanım ve eşine başarılar diliyorum. Umarım her şey istedikleri gibi olur. Umarım çok daha güzel kahveler kavururlar. Çok daha güzel nitelikli çekirdekler getirirler ve bu kahve sektörü içinde kendilerinden de adlarından da sık sık duyar ve bahsederiz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi her perşembe saat 21'de Levent Öncü ile birlikte kahve masası programını yapıyoruz. Bizleri desteklemek isterseniz Instagram üzerinden Pepuk Kahve ve TR'den Kahve hesaplarını takip edebilirsiniz. Yine YouTube üzerinden bize destek olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bizleri destekleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tadım videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.